İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 10 ay geride kalmışken ateşkes müzakerelerini canlandırmak için yeniden düğmeye basıldı. Bu defa müzakereler Haniye suikasti sonrası İran'la İsrail arasında tırmanan gerginliğin gölgesinde gerçekleşiyor. Katar'ın başkenti Doha'da başlayan görüşmelerde arabuluculuk rolünü ABD, Mısır ve Katar üstleniyor. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macit El Ensari, Katar Haber Ajansı'na konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ortak arabuluculuk çabalarının devam ettiğini aktaran Ensari, Katar, Mısır ve ABD heyetlerinin arabuluculuk çabalarını sürdürdüğünü ve arabulucuların esirlerin serbest bırakılmasını kolaylaştıracak, Gazze'ye mümkün olan en büyük miktarda insani yardımın girmesini sağlayacak bir ateşkes sağlama çabalarında ilerleme taahhütlerinde kararlı olduklarını belirtti. Görüşmeye İsrail, Mısır ve ABD'nin istihbarat şefleriyle Katar Başbakanı katılırken Hamas da masada yok. Hamas'ın masaya oturma şartı ABD Başkanı Biden'ın sunduğu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de kabul gören ateşkes anlaşmasının üzerinden müzakerelere devam edilmesiydi. Üst düzey bir Hamas yetkilisi, İsrail'i ateşkes görüşmelerini Gazze'deki savaşı uzatmak adına kullanmakla suçladı. Hamas, arabuluculardan yeni müzakereler başlatmaları yerine görüşmeleri 1,5 ay önce kaldığı yerden devam ettirmelerini istiyor. İsrail basınının müzakere ekibinden bir yetkiliye dayandırdığına göre Başbakan Benjamin Netanyahu bazı anlaşmazlıklarda önemli bir esneklik tanıdı. Netanyahu Doha'daki görüşme öncesinde İsrailli rehine anlaşması müzakere ekibiyle de bir araya geldi. Görüşmeler sürerken ABD'den açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, anlaşmanın hayata geçirilmesi için tüm tarafları görüşmelere katılmaya çağırdı. Kirby, Doha'daki görüşmeleri umut verici bir başlangıç gördüklerini de söyledi. Amerikan yönetiminin beklentisi, Gazze'de olası ateşkesin İran'ın İsrail'e yönelik askeri misillemesine engel olması. Kirby'nin Amerikan basınına yaptığı son açıklamaya göre, İran'ın İsrail'e misilleme yapma ihtimali geçmiş değil. İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze'de durumun yıkıcı olduğunu ve Filistinlilerin gidecek güvenli yerlerinin olmadığını, acilen bir anlaşmaya varılmasının hem İsraillilerin hem de Filistinlilerin çıkarına olduğunu belirtti.